milletvekillerine sesleniyorum. Kızılay'ın göbeğinde. Ben çaycıyım. Adım Gencay Aydın. Ben sizin ne iş yaptığınızı merak ediyorum ya. Ve 650 milletvekili ne iş yapıyor ya? Sizce ne yapmalı? Abi milletvekili. Abi mecliste kavga etmeyecekler. Ona buna birbirine hakaret etmeyecekler. Şerefsiz ağırlı köpek ıvır zıvır demeyecekler. Ya ben ilkokul mezunuyum. Ben burada milletle konuştuğum zaman, o kelimeyi dediğim zaman ben utanıyorum ya. Ya eskiden bu lafa bir cinayet işlenirdi ya. Cinayet. Adamlar birbirine bardak atıyor, su atıyor. Çizgi film gibi ya. Bu ayıp ya. Ülke yönetiyoruz ya. Ülke yönetiyor. Doğmamış çocuğun sizde hakkı var. Doğmamış çocuğun sizde hakkı var. Bunları el birliğinden Rusya'ya verdik. Rusya, Putin gelmeden önce bu İstanbul'a geliyorlardı Laleli'ye. Bavur ticareti yapıyorlardı. Putin'den Recep Tayyip Erdoğan geldi. Şimdi Putin ama dünyaya dikiliyor. Biz olduğumuz yerde sayıyoruz ya. Disiplin yok. Disiplin. Yukarıdaki disiplini sağlamazsa aşağıdaki zaten disiplini sağlayamaz. O zaman bırakın kendi köpeğimizi kendimiz keselim yani. Sıkıntı yok. Doğru mu? Ha. Ama 500 seçim zamanı hepsi geliyor kapı kapı geziyor. Gelin diyor. Bir olalım. Uçalım. Uçuralım. Seçimden sonra ne oluyor? Seçimden sonra herkes alıyor sekreterini karşısına. Çay kahve içiyorlar. Mecliste kavga ediyorlar. Kikiki kokuku. Bu başka bir şey yok yani. Evet. Ama doğmamış yetimin hakkı var bunlarda. Biraz kendilerine çeki düzen versinler. 650 milletvekiline ben burada söylüyorum. Biraz kendinize çeki düzen verin. Putin kadar olamadınız diyorum. Şimdi tek merak ettiğim olay şu. Bir bekçinin yaptığını 550 tane, 650 tane milletvekili yapamıyor. Bu bekçi de kim biliyor musun? Kemal Sunal. Yani kimsesi yok. Bir mahalleye bekçi olarak gidiyor. O bekçi o mahalleyi adam ediyor. Bir bekçi ya, bir bekçi bir İstanbul'u adam ediyor. 550 tane milletvekili olduğu yerde tavana çiğ köfte atıyor. Birbirinden kavga ediyor. Saygılarımı sunuyorum sayın milletvekillerim.